Erkek Kayta YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugünkü videomuz yaptım, yapmadım challenge. Acaba zor sorular gelecek mi? Ya gerçekten niye şeker döküldü ya? Neden döküldü ya? O zaman neden hemen videomuza geçelim. Başlasın video. Yalan söyledim. Hayır. Hayır olamaz. Ya ama şöyle olmaz ki böyle şeyler. Mehmet beni kesecek. Neler yaptım neler. Şimdi karşımıza gelen sorulara yaptıysak yaptım. Yapmadıysak yapmadım pankartını kaldıracağız. İkisini de indiriyoruz Öykü. Anne, sende de yaptım bu tarafta olsun. Anne sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ya iyi varsın biliyor musun? Ne güzel uyuduk değil mi beraber? Ha ha. Aynı yatakta yattık arkadaşlar. Kendi yatağında yatmıyor. O zaman neye geldi? Neye geldi? Evet vardı. O zaman ilk soru gelsin mi? Öykü. Daha önce burnunu karıştırdın. Aynı anda. Hiçbir yere sürdün. Aynı anda. Yaptıysan yaptım. Hayır. Öykü yapmadım diyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun. Yaptın. Yapmadım. Ya burnunu karıştırdın ya. Hep arkadaşlarla görüyoruz zaten videolarda. Niye yalan söylüyorsun? Yapmıştın. Bu parmağınla yaptın hem de. Burnunu karıştırdığını gördüm ama bir yere sürdüğünü görmedim. Nereye sürdün? Ya niye öyle bir şey yapıyorsun? Bence yapmamalısın. Ya ama şöyle olmaz ki böyle şeyler. Anlatmak zorunda mıyım her şeyi? Genelde gerçekten lavaboya gidiyorum. Lavaboda temizliyorum arkadaşlar. Gerçekten. İnanmıyorum. Ama bir kere yapmıştım. Nereye? Böyle yapıp koltuğun arkasına yapmıştım. Ama kendi evimde değil. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yapmadım demiştim. Başta yapıyorsun işte. Hadi o zaman yeni soru gelsin. Bu soruyu sevmedim. Böyle zor sorular sormayın. Daha önce kalabalık bir ortamda kimseye çaktırmadan osurdunuz mu? Hayır. Her şeye hayır diyor. Ama yaptım. Yapmadım ben. Arkadaşlar Öykü yapmadım diyor ama hiç utanmıyor yani. Ortamda bebek olduğu için direkt yapıyor yani pırt 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 diye. Değil mi? Kalabalık da olsa, misafir de olsa, hiç tanımadığı birileri de olsa yapıyor. Ben yaptığımı kaldırmışım. Pırt yapıyorsun, ben durdum. Nerede yaptın pırt? Yapmadığımı kaldırmış bir de. Yalan ye! Yalan ye! Ye! Güzel şakasın. Ben şimdi bunu ne veririm? Şimdi yaptım bu tarafta, yapmadım bu tarafta kalsın, tamam mı? Ben yaptım, açıklıyorum. Kalabalıktı, kimse anlamaz sandım. Bir kere yaptım. Merhaba. Nerede yapmıştım hatırlamıyorum ki. Asansörde mi? Asansörde hiç yapmadım. Sanırım çok yaptın ya. Çok yaptım sanırım. Ne yapayım yani, gazım gelse tutayım mı? Siz tutuyor musunuz? Yorumlara yazar mısınız? Geldiyse sessizce yapmak zorundayız. Zaten karnımız ağrıyor. Daha önce hiç bakkaldan bir şey çaldın mı? Yapmadın mı kaldırdın? Yaptım mı? Yapmadım o. Yanlış kaldırdım. Yapmamış arkadaşlar zaten yapmadı. Hep bakkala benimle gidiyor ve daha çok küçük. Böyle şeyleri genelde ortaokul, ilkokul dönemlerinde yapıyoruz. Ben yapmıştım. Ne oldu biliyor musunuz? Bir kere bakkal bizim bir üst mahallemizdeydi ve ben ilkokula giderken sadece bir tane sakız aldım. Adam gördü ve dedi ki o sakızı bırakır mısın? Ben bir daha ortaokul arkadaşlarım falan bilir. Üst sokaktan hiç ilkokula gitmedim. Hep kendim ailemden alttan gittim. Üst sokaktan o bakkalın önünden hiç geçemedim. 8 sene boyunca. İlkokul, ortaokul bitirene kadar oradan gidemedim. Ben lise dönemlerinde o bakkalın bir böyle tanıdığı birisiyle arkadaşlık falan olmuşlar. Çok utanmıştım. Gerçekten çok kötü şeylerdi ya. Bir daha yapmadım o yüzden. Ben aldım ama bir kere yaptım. Bir daha da o mahalleden geçemediğim için bana ders oldu. Bir daha da kimseden habersiz bir şey almadım. Zaten param vardı yani. Bir sakız. Niye çalıyorsun Gamze? Çok ayıp. Yeni soruya geçelim ya. Sayın izleyici, öncelikle selamlar, teşekkürler. Geldin 2 dakika video izliyorsun da bu 157.3 ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada bu. Ücretsiz ya, bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki. İnternet bile gitmiyor butonda ya. 0.01 megabayt gitsin, 1 kilobayt gitsin ya. Sıradaki sorumuz. Daha önce hiç kimsenin içeceğine tükürdün mü Öykü? Yaptın mı yapmadın mı? Hayır. Yapmadım. Mehmet hep yapmak istedim ama kıyamadım arkadaşlar. Ama daha kötü şeyler yaptım. Sorarsanız söylerim. Çok kötü şeyler yapmışlığım var. Tükürmedim ama neler yaptım neler. Sıradaki soru. Daha önce birbirinize kızıp sonradan üzüldüğünüz oldu mu? Evet. Evet. Bana Öykü kızar kızmaz geri üzülüyor hemen. Ben de sana kızıyorum. Sonra çok içim parçalanıyor ya. Öpüşelim. Ben sana bir daha hiç kızmayayım. Artık birbirimize kızmayalım. Çünkü çok üzülüyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Ve o daha bebek ya arkadaşlar. Bazen bir şey yapıyor. Bir şey döküyor. Anlık bir tepki veriyorum. Hemen suratı düşüyor ve o kadar üzülüyorum ki. O yüzden ona kızmamaya aşırı derecede gayret gösteriyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Demin burnumu oymadım diyen kıza bakar mısınız? Sıradaki soru. Daha önce hiç yırtık bir iç çamaşırı veya çorap giydin mi? Giydin mi? Giydim. Ama seni hep ben
ben giydiriyorum. Senin hiçbir çorabın yırtık değil. Çünkü hepsi bebek çorabı. En fazla bir sene kullanabildiği için Öykü daha giymedi arkadaşlar bence. Giydin mi? Hayır. Bakayım. Bak yırtık değil hiçbir şeyin. Zaten yani boxer'da yeni giymeye başladın. Ondan önce bez takıyordu arkadaşlar. Bezi yavaş yavaş bırakıyor. Ben yaptım. Ben niye yaptım Allah kahretsin ya. Ya çoraplarım yırtılıyordu ama şimdi bu dönem değil tabii ki de. İlkokul döneminde falan ortaokulda kiratlı çoraplarımın hep ucu kaçıyordu. Ben de giyiyordum. Ne yapayım? Tüm kızlar bilir zaten. Kızlar beni anlıyorsunuzdur. O kiratlı çorapların hep önü, baş parmağı yırtılıyor ya. Kaçıyor. Hep ama yani. Hep. Her defasında. Tüm çoraplarımın önü kaçıktı. İyi ki bir arkadaşım görmedi. Sıradaki soru. Ya. Daha önce birbirinize aslında olduğunuz yerden başka bir yerde olduğunuzu söylediniz mi? Yaptın mı? Evet. Çok büyük bir şey. Açıklayacağım. Mehmet izlediğinde beni kesecek. Başım anne. Yaptım. Sen anlat. Nerede yaptın? Öyküye itiraf et. Hadi ne olacak? Ben asansörde yaptım. Asansördeyken bana neredeyim dedin? Nenemdeyim mi dedin? Hı hı. Ya inanamıyorum sana. Bana niye ya söyledin? Eve vardınız mı dediğimde asansördeyim. Nenemlerdeyim deyip aslında asansördeymiş arkadaşlar. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Üniversitedeyken Mehmet'le o zamanlar görüşüyorduk. Arkadaşlarımın sevgilileri gelmişti. Ve dediler ki gidelim sevgililerimle seni tanıştırayım. Yani sonuçta bir erkeklerle gidip tanıştığım için. Mehmet de beni aradı. Ben de yurtta aşkım aşağı yurda yemek yemeye iniyorum dedim. Bir saat dedim yemek yiyeceğim telefon odamda. O bir saat boyunca ben başka erkeklerle, arkadaşların arkadaşlarıydı ama. Oturduk falan tanıştık. Mehmet beni kesecek. Niye anlattım? Bir de bir tane daha bir şey var. Genelde gezmeye gittiğimde falan Öykü'ye işe gidiyorum diyorum. Üzülmesin diye. Üzüldün mü? Bir daha yapmayacağım. Tamam. Tamam beni affet. Beni affet. Beni affet. Seni seviyorum. Bir daha yapmayacağım ya. Ya bu yaptım yapmadım. Challenge'ı sevmedim. Öyküyle birbirimize düşüreceksiniz bizi. Sıradaki soru geliyor. Daha önce hiç altına yaptın mı? Yaptın mı? Yaptın? Ya zaten bezini her gün yapıyorsun altına yapmak değil mi? Ama yatağı da kaçırmıştı gerçekten. Ben temizledim yani. Yatak ıslanmıştı hatta yatağı kuru temizlemeye verdik. Yalan mı söyledin? Kadıköy'deki sen? Evimizde. Sen hatırlamıyor olabilirsin. Uyuyordu çünkü arkadaşlar. Sadece bir kere onun dışında zaten hep bez takılı olduğu için bezine yapıyordu yani. Yavaş yavaş şu anda bezi bırakıyoruz. Sıra geldi bana. Yaptım demişim. Ama bu yaşımda değil tabii ki de. Yine ortaokul lisedeyken yapmıştım. Lise değil ortaokul. Lisedeki arkadaşlarım bunu izliyorsa rezil olmayı gerçekten göze alamam şu anda. Öyle bir şey yapmadım. Arkadaşlarım gerçekten yapmadım. Ya vallahi yapmadım. Ortaokuldayken ama ne yazık ki yapıyordum. Ortaokul arkadaşlarım bunu izleyince rezil olacağım. Sence benimle dalga geçerler mi? Hı-hı. Altına yapmak kötü bir şey mi? Hı-hı. Neyse Allah'tan ortaokul arkadaşlarımın hiçbiriyle görüşmüyorum. Ben ortaokulda genelde hep altıma yapıyordum zaten arkadaşlar. Bez falan takmıyordum ama arada bir böyle korkunca kötü rüya görünce falan kaçırıyordum. Sonra annem geliyordu bir bakıyordu yatağın her yeri ıslanmış. Tüm çarşafları her şeyi yıkamak zorunda kalıyordu. Ortaokuldayken kimsenin evinde kalmaya korkuyordum. Çünkü ya onlar derken altıma yaparsam diye çok korkuyordum. Ve kuzenimgilde kaldığımda da yapmıştım bir keresinde. Rezil olmuştum. Daha önce birbirinize hiç yalan söylediniz mi? Hayır. Yapmadı mı kaldırman lazım? Söylemediysen. Yaptım. Yaptı mı? Yaptım. Bana ne yalan söyledin? Oyuncak aldım. Oyuncak almadım deyip oyuncak mı aldın? Ne zaman? Nerede çünkü? Hangi markette? Bir sürü oyuncak al. Bir sürü oyuncak alıp bana almadım demiş. O kartımdan eksilen paralar demek ki bunlara gidiyor. Sen ne oyuncak aldın benden gizli? Peki oyuncaklar nerede? Nereye? Şimdi birazdan gideceğiz ve neneye bakacağız. Ben ne yalan söyledim acaba? Beyaz yalanlar söylüyorum. Söylemek zorunda kalıyorum çünkü. Yani ağlamasın diye mesela oyuncak genelde kargoyla gelecek diyorum Öykü'ye. Aslında kargoyla gelecek dediğim oyuncakların hiçbiri gelmeyecek. Biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Arkadaşlar şu an yıkıldım ben ya. Ama ne yapayım? Tüm oyuncakları almak istiyor. Ben de diyorum ki bunu alabilirsin, bu da kargoyla gelsin diyorum. Kargoyla gelecek oyuncakları bekliyor musun hala? Yalan söyledim. Hayır olamaz. Üzüldün mü? Üzülme tamam mı? Ben sana daha güzellerini alırım. Ama her oyuncak almaya gittiğimizde bir tane al sen de. Canım Allah Allah haklıyım yani ne yapayım? Sizce haklı değil miyim? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sıradaki soru geliyor. Daha önce hiç karanlıktan korktun mu? Evet. Sen? Ben de. Korktuysan bunu korktuk. İkimiz de korktuk. Sen anlat. Neyden korktun? Timsahtan.
Ben korkuyorum. Karanlıktan demiştik ama timsahlardan. Bence öykü karanlıktan korkuyor. Çünkü yatak odasında tek bıraktığımda korkuyor arkadaşlar. Ve bir anne korktum deyip beni çağırıyor. Ben karanlıktan aşırı derecede korkuyorum. Evde yalnızsam özellikle bu odadan oraya giderken diyorum ki ya karşıma bir şey çıkarsa, en çok korktuğum şey de karanlıkta dışarıdan beyaz sakallı bir dedenin bana bakması. Herhalde o anda bayılırım. Sizin en büyük korkunuz ne? Yorumlara yazın, okuyacağım hepsini. Son sorunuz geliyor. Daha önce hiç bir canlıyı öldürdünüz mü? Hayır. Yalan söylüyor. Öldürdük. Kimi öldürdün? Tangayus. Ya evet, bunu bana söyledi. Salyangozu öldürmüş. Niye yaptın böyle bir şey? İçinde bir şey var mı? İçinde bir şey yok mu? Bilmedim. Sonra ne oldu peki? İçinde bir şey varmış değil mi? Var mıydı? Yoktu. Basınca nasıl ses çıktı? Çık 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 çık. Keşke bunu yapmasaydın. Ben yapmadım arkadaşlar. Asla bir karıncayı bile incitmem. Elimden geldiğince gerçekten hiçbir hayvanı. Evde mesela böcek mi var yani? Onu bir şekilde dışarı atarım ama öldürmem. Aa, çünkü benim için her canlı önemli. Böcek var mı? Bir böyle diye temizledik. Nerede temizledin? Nerede? Nenesi? Bunu neler öğretiyorsun? Hayvanlara böyle şeyler yapılmaz. Örümcek bile olsa dışarı asla, yani dışarı bırakacaksınız. Öldürülmez. Tamam mı? Bundan sonra hayvanlara zarar vermek yok. Örümcekler çok... bence kötü değil. Bence çok sevimli hayvanlar. Onları yakından tanısan seversin. Çok güzel antenleri var. Sen bundan çok mu korkuyorsun? Aa, korkuyorum evet ama babaya söylüyorum. Örümcek görürsem baba alıyor onu peçeteyle dışarı bırakıyor. O da arkadaşlarıyla buluşuyor dışarıda. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Videoya tam 10.000 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecek. Sevdiğiniz mi oradan anlayacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Biz gidiyoruz öyküyle gezmeye. Bye.